Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf fen bilimleri konularımızdan karışımların ayrıştırılması konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. 4. sınıfta öğreneceğiniz 3 tane yöntem var. Birincisi eleme ile ayırma yöntemi. Şöyle biraz ekranı büyütelim. Diğeri süzme ile ayırma yöntemi, diğeri mıknatısla ayırma yöntemi. Daha başka birçok yöntemler de var ama ee, diğer sınıflarda, daha ileriki sınıflarda diğer yöntemleri de öğrenebilirsiniz. Şimdi birinci yöntemimiz eleme yöntemiyle ayırma. Yani katı maddelerin oluşturduğu karışımlarda bu katı maddeler farklı büyüklüklerde ise eleme yöntemini kullanabiliyoruz. Yani iki maddemiz veya üç maddede katı olduğunda, bütün karışımı oluşturan maddeler katı olduğunda bunu eleme ile yapabiliriz. Örneğimiz var bakın. Pirinç ve tuz karışımını eleme ile ayırabiliyoruz. Çakıl ve kum karışımını ayırabiliriz elek yardımıyla. Pul biber ve tuz karışımını eleme yöntemiyle ayırabiliriz. Ben hemen uygulayarak da sizlere gö göstermek istiyorum. Şöyle defterimi kenara çekeyim. Bakın burada pirinç ve tuz karışmış halde. İkisi de katı madde ve şu e, kabın içinde karışmış haldeler. Ben bunu şimdi eleme yöntemiyle Sizlere göstereceğim. Ekranı biraz daha küçültürsem herhalde daha iyi olacak. Şöyle tabağımızı koyuyoruz. Bakın elimde bir tabak aldım ve süzgeç aldım. Şimdi bu süzgecin içine karışımı dökeceğim ve ikisini eleyerek birbirinden ayıracağım. Evet, tuz ve pirinçleri döktüm. Pirinçler şimdi elediğim zaman ne yapacak? Eleğin içinden bakın alt tarafa geçti ve üstte sadece pirinçler kaldı. Ve bu şekilde pirinçlerle tuzları birbirinden ayırmış oldum. İşte biz buna eleme yöntemi diyoruz. İki tane katı madde birbirine karışmıştı. Ve biz bunları eleme yöntemiyle ayırmış olduk. Şimdi bunları kenara alalım ve devam edelim. İkinci yöntemimiz arka sayfaya geçersek. Mıknatısla ayırma yöntemi. Şöyle ekranımızı tekrar büyütelim. O da Karışımı oluşturan maddelerden bir tanesi eğer mıknatıs tarafından çekilebiliyorsa yani demir, nikel ve kobalt maddelerden oluşuyorsa bu yöntemi kullanabiliyoruz. Yine örneğimize bakalım. Demir tozu ile kum karışımı, demir ile kum karışımı mesela demir ile kum oluşturan bir karışım olduğunda mıknatısı yaklaştırırız, demir parçalarını çekeriz. Geriye sadece kum kalır. Altın tozu ile demir tozunu karışımını ayırabiliriz yine mıknatısla. Bakır tozu ile nikel tozunu ayırabiliriz. Ben şimdi yine bir örnek göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada e, mercimeklerle toplu iğneler karışmış. Eee toplu iğneler biliyorsunuz e, demirden yapıldığı için mıknatıs tarafından çekilecek. Şimdi elime mıknatısı alıyorum. Bakın mıknatısı yaklaştıracağım ve içinden Karışımın içindeki toplu iğneleri çekeceğim ve birbirinden ayıracağım. Bakın şöyle gezdiriyorum mıknatısımı. Ve bütün toplu iğneleri mıknatısın içinden çektim. Mercimekler doğal olarak mıknatısa yapışmadığı için tabağın içinde sadece mıknatıslar kaldı. Ve bu şekilde karışımı birbirinden ayırmış oldum. İşte buna da mıknatısla ayırma yöntemi diyoruz. Üçüncü yöntemimize bakalım şimdi. Üçüncü yöntemimizde de süzme ile ayırma. Süzme katı ve sıvı maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için bu yöntem kullanılıyor. Yani maddelerimizden birisi katı diğeri sıvı olduğunda bu yöntemi kullanabiliyoruz. Örneğin pirinç ve su karışımı makarna ve su karışımı hani evde hatırlarsanız annelerimiz makarna haşladıklarında haşladıktan sonra makarnayı sudan ayırmak için ne yaparlar süzgeçten geçirirler ve bu şekilde birbirinden ayırırlar. Talaş yani odun parçaları ile su karışımı, fasulye ve su karışımını bu şekilde süzmeyle ayırabiliriz. Bunun örneği yok mu? Tabii ki onu da getirdik. Bakın şurada bardağın içinde su ile pirinç taneleri karışım halinde ve ben bunu şimdi süzme yöntemiyle ayıracağım. Bir tane süzgecim var ve yine bir bardak var ve bu şekilde süzgecimi koyacağım. Ve karışımı süzgeçten geçirdiğim zaman bakın şöyle yavaş yavaş yapıyorum. Evet bakın böyle devirdim. Ne oldu? Pirinçler üste kaldı. Çünkü onlar süzgeçten geçmeyecek kadar büyüktü. Süzgecin delikleri küçük olduğu için böylece su ile pirinçleri birbirinden ayırmış oldum. İşte buna da süzme yöntemi diyoruz. Süzme ile ayırma diyoruz. Peki bu konuyla ilgili biraz da çalışma ve sorular yapalım. Bakalım neler varmış. Birinci çalışma sorularımız doğru yanlış etkinliği. Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y harfini işaretleyelim. Birinci cümlemiz toz şekeri pudra şekerinden eleme yöntemiyle ayırabiliriz. Evet, bu cümle doğru sevgili öğrenciler. Neden? Çünkü toz şeker daha böyle pudra şekerinden biraz daha tanelidir. Biraz daha iridir. Pudra şekeri tamamen toz halindedir. İkisini süzgece döküp de bu şekilde elimizle elediğimiz zaman birbirinden ayırabiliriz. İkinci cümlemiz demir tozu ve buğdayı süzme yoluyla ayırabiliriz. Bu cümle yanlış çünkü en iyi yöntem burada mıknatısı kullanmak. Mıknatısı yaklaştırıp demir tozunu çekeriz. Geriye buğday kalır. Üçüncü cümlemiz demir tozu ile kükürt tozu karışımını mıknatıs ile ayırabiliriz. Evet bu cümle doğru bir cümle. Çünkü yine demiri çekeriz. Geriye kükürt tozu kalır. Kükürtü mıknatıs çekmediği için sadece demirleri çeker. Dördüncü cümlemiz peynirin içindeki suyu eleme ile ayırabiliriz. Bu yanlış. Çünkü peynin içindeki suyu ne yaparız? Süzme yoluyla ayırırız. Çünkü birisi katı, birisi sıvı madde olduğu için katılarla sıvı maddelerin karışımlarını biliyorsunuz süzme yöntemiyle ayırıyorduk. Eleme yöntemini iki madde de katı olduğu zaman kullanıyorduk. Son cümlemiz iri taneli katı maddeleri küçük taneli maddelerden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Evet bu cümle doğru bir cümle. Buradan. Şimdi diğer çalışmamıza bakalım. Aşağıdaki karışımları hangi yöntemlerle ayırabileceğimizi açıklayalım. Şimdi A şıkkında şöyle A yazalım. 3 tane maddeden oluşan karışım var. Kum, su ve demir karışımı. Kum katı, demir de katı, su sıvı halde. Hangi yöntemleri kullanırız? Üçü de birbirine karışmış olsun örneğin. İlk önce mıknatıs yöntemini kullanırız. Neden? Bu karışımın içindeki mıknatıs ile demirleri çekeriz ve demirleri ayırırız. Geriye sadece kum ve su kalır. Kum ile suyu da ne yaparız? Süzme yöntemiyle ayırabiliriz. Böylece su bir süzgeçten geçirdiğimizde su alta geçer ve üstte sadece kumlar kalır. Bu şekilde 3 maddeyi de birbirinden ayırmış oluruz. B şıkkında yine 3 madde var. Demir, altın tozu ve çakıl karışımı var. Burada da yine ilk önce demiri ayırmak için mıknatısı kullanırız. Mıknatısla ayırma yöntemini kullanırız ve geriye sadece altın tozu ile çakıl kalır. Altın tozu ile çakılı da eleme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Çünkü birisi toz halinde, diğeri çakıl dediğimize göre taş halinde, tozdan daha iri taşlar halinde bu şekilde birbirinden ayırabiliriz. C şıkkında Şöyle yazalım. Un, mercimek ve nohut var. Bakın üçü de katı madde. Fakat üçünün de büyüklükleri farklı. Un çok küçük toz halinde, mercimek biraz daha büyük halde, nohut onlardan daha büyük halde. Burada üçünü de ayırmak için e, çeşitli elekler, büyük, çeşitli büyüklükte elekler kullanılır. Önce e, şeyleri delikleri çok küçük olan bir eleğe bunu koyduğumuz zaman ilk önce e şöyle eleme yöntemiyle unu eleriz. Sonra biraz daha büyük delikli başka bir süzgeç alırız. Mercimekle nohut kalır. Tekrar elediğimizde mercimeklerin geçeceği kadar büyük olan bir elek aldığımızda mercimekler de aşağıya düşer. Nohutlar en üstte kalır. Yani iki defa eleme yöntemi yaparız. Ve bu şekilde bunların üçünü ayırmış oluruz. Son olarak D şıkkında çakıl Kum ve çivi karışım var. Örneğin bir inşaat oluyordu. İnşaatı yaparken çakıllar, kumlar ve çiviler birbirine karışmış. Ustalar bunları ayırmak istiyor. İşte çiviler insanların ayağına batmasın diye örneğin kumlardan ayırmak istiyor. Kumu inşaatta kullanacaklar örneğin. Hemen D şıkkı yazalım. İlk önce buraya çivileri çekmek için mıknatıs getiririz. Ve mıknatıs ile bütün çivileri çekeriz. Onları ayırırız. Geriye çakıl ve kum kalır. Çakıl ile kumu da eleme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Çünkü çakıl iri tanelidir. Kum küçücük küçücük tanelidir. Ona göre bir e, süzgeç buluruz. Ve buradan geçirdiğimiz zaman kum ayrılmış olur. Ve bu şekilde karışımları ayırabiliriz. Dersimizin sonunda sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.